20. Merkez Efendi Geleneksel Türk Festivali'ne davet ettiği zaman bunu memnuniyetle kabul etti. Çünkü İstanbul'a şahsiyet kazandıran abide isimlerden birisi olan Merkez Efendi adına, üstelik de geleneksel tıp gibi üzerinde durulması gereken bir başlığa yoğunlaşarak düzenlenen bu faaliyeti önemli buluyorum. Bu festival geleneksel tanımına uygun bir biçimde bu yıl 20 yaşına ulaştı. Bu fevkalade önemlidir. Aslında bir şey ifade etmek isterim. Birincisinde de bu festivalin ilkinde de ben buradaydım, açılıştaydım. Arada muhtelif zamanlarda yine bu festivale geldim ama ilkinde de burada bulundum. Bugün 20.sini yapıyoruz. Bundan dolayı ayrıca bir memnuniyet ifade etmek istiyorum. Zira değerli misafirler, medeniyet devamlılık ve bütünlük demektir. Her şehir zaman içerisinde kendi kültürünü, hayat tarzını oluşturur. Oluşan bu hayat tarzları, dünya görüşü nesilden nesile aktarıldıkça kökleşir ve kalıcı hale gelir. Bu aktarımı da işte bugün gerçekleşen bunun gibi faaliyetler sağlamaktadır. Bu vesileyle şehirleşmemiz ve özellikle İstanbul'un şehirleşmesi noktasında bazı hususlara temas etmek istiyorum. Şehirleşme yani geniş nüfus kitlelerinin kırsaldan kopup büyük yerleşim birimlerinde yoğunlaşması modern zamanlardaki bir süreçtir ve sanayileşmeyle doğrudan bağlantılıdır. Sanayileşme süreçlerini erken yaşayan ülkelerde bu yavaş yavaş birkaç yüzyıl içerisinde tamamlanmıştır. Türkiye'nin sanayileşmesi ise nispeten bu anlamda yenidir. Dolayısıyla şehirleşme de ağırlıklı olarak 1950'den sonra gerçekleşmeye başlamıştır. 1950 yılında Türkiye nüfusunun sadece %18'i şehirlerde yaşarken %82'lik ezici çoğunluğu kırsalda, köylerde hayatını idame ettirmektedir. 1950 birçok bakımdan başlangıç olduğu gibi şehirleşme süreci içinde bir milat teşkil etmektedir. Bu tarihten itibaren şehirlerimiz büyümeye, şehirlerde yaşayan nüfus süratle artmaya başlamıştır. Fazla detaya girmeden tam bu noktada bir hakkı teslim etmeye mecburuz. 1950'den itibaren büyüyen, plansız bir kaos ortamında gelişen, büyüdükçe de sorunları içinden çıkılmaz bir hal alan İstanbul için milat 27 Mart 1994 seçimleri olmuştur. Bugün yaşı müsait olanların gözlerinde canlanan görüntüler İstanbul'un tablosunu en net bir biçimde ortaya koymaktadır. 27 Mart 94 seçimlerinden sonra İstanbul'un tarihinin değiştiği söylenebilir. Bunu siyaset yapmak maksadıyla değil, hem 1994 öncesini yaşamış bir İstanbullu, hem de dünyanın belli başlı başkentlerini görme fırsatı bulmuş bir kardeşimiz olarak söylüyorum. İstanbul'un son 25 yılda şehircilik altyapısı ve hizmetler bakımından kat ettiği mesafe bir devrim mahiyetindedir. Eğer bu hakikati teslim etmezsem, bir İstanbullu, bir akademisyen, bir siyasetçi olarak vazifemi yapmamış olurum. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından İstanbul'da sadece altyapı ve temel belediyecilik hizmetleri bakımından bir sıçrama yaşanmadı. Aynı zamanda İstanbul'un tarihi kimliğine ve medeniyet tasavvuruna uygun bir zihni faaliyet hamlesi yaşandığını müşahede ettik. Atilla İlhan, ünlü Ben Sana Mecburum şiirinde "Bu şehir o eski İstanbul mudur?" der. Şüphesiz ki içinde yaşadığımız şehir o kadim İstanbul ile doku ve şekil itibariyle aynı şehir değildir. Fakat değişerek aynı kalmak şeklinde özetleyebileceğimiz bir perspektifte bu şehir, eğer bu şehrin yöneticileri ve sakinleri tarihi mirasını benimserse bu şehir o eski İstanbul'dur. Benim çeşitli vesilelerle verdiğim bir örnek vardır. Burada da bağlama uygun düştüğü ve açıklayıcı olduğu için tekrar etmekte fayda görüyorum. Klasik felsefede Tezeus'un gemisi olarak bilinen bir paradoks vardır. Plutark'ın aktardığı bir efsaneye göre
Girit seferinden muzaffer olarak dönen Tezeus gemisi Atina'da zaferin bir hatırası olarak uzun süre muhafaza edilir. Açık denizler hareketsiz bir biçimde demirleyen gemi, tahtaları zamanla çürüdükçe yenileriyle değiştirilerek varlığını sürdürür. Öyle ki bir gün geminin değiştirilmedik hiçbir tahtası, hiçbir parçası kalmaz. Bu durumda gemi hala Tezeus'un gemisi sayılır mı, yoksa başka bir gemi haline mi gelmiştir? Bu filozofları uzun süre meşgul eden paradokslardan bir tanesidir. Kanaatimce o gemi hala aynı gemidir. Zira bir varlık sadece maddi varlığının sınırları içerisine hapsolunamaz. Gemi örneğinde olduğu gibi bir varlık aynı zamanda tedavi ettirdikleri, kültürel hafızada uyandırdıkları ve işaret ettikleriyle bir mana kazanır. İşte bu zaviyeden bakıldığında o şehir, o eski İstanbul'dur. Fakat bunun şartı bu şehri yönetenlerin ve bu şehirde yaşayanların İstanbul'un yüklediği mirasa sahip çıkmalarıdır. Bu noktada aklıma çarpıcı iki örnek geliyor. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Dünya Savaşı'nın yoğurduğu ve işgalden kurtulan İstanbul'un yeniden imar edilmesi fikri doğar. Bu konuda çeşitli uzmanlardan görüşler alınır. Bunlardan birisi de 1911'de İstanbul, Edirne ve Bursa'yı kapsayan bir Türkiye seyahati yapan, bu şehirleri gezip ayrıntılı olarak inceleyen dünyaca ünlü mimar Le Corbusier'dir. Bu gezisinde edindiği izlenimler sonrası ünlü mimar, her şey beni Türkleri ayrı bir yere koymaya götürüyor. Kibar ve ağır başlıdırlar. Nesnelerin varlığına saygıları vardır. Yapıtları kocaman, güzel ve görkemlidir. O ne birlik, o ne zamansızlık, o ne bilgeliktir diye yazacaktır. Ünlü Fransız mimarın İstanbul'un yeniden mimarı için iki önerisi vardır. Tarihi yarımadayı olduğu gibi korumak ve artan nüfus için yeni ve modern yerleşim yerleri oluşturmak. Yaşadığımız süreç, tarih bu Fransız mimarı haklı çıkarmıştır. Aklıma gelen ikinci örnek ise oldukça çarpıcıdır ve bilinmesinde mutlaka bir fayda vardır. Cemal Reşit Bey'in hatıralarında anlattığı bir hadise, İstanbul'un kimlik mekanlarından birisi olan Sultanahmet Camii ile ilgilidir. 1926 Ağustos ayında Marif Vekili Necati Bey, bir sanayi nefise, güzel sanatlar encümeni toplar. Bu encümenin başkanı Namık İsmail ve azası İbrahim Çallı, Necati Bey'e bir dilekçe sunarlar. Bu dilekçede ressamların eserlerini sergileyecek bir galeriden mahrum bulunulduğu belirtilmekte ve hükümetten bu iş için bir yer istenmektedir. İstenilen yer ise Sultanahmet Camii'dir. 1926. Fakat Sultanahmet Camii'nin resim sergisi yapılması talebinin yanında bir başka talep de vardır. Camiden yukarıdan gelen ışığın az oluşu resimlerin en iyi şartlar altında sergilenmesine imkan vermemektedir. Bunun için kubbede delikler açılması teklif edilmiştir. Necati Bey, Bakan Necati Bey muvaffakatini vermek üzereyken rahmetli mimar Kemalettin Bey'in hiddetle yerinden kalkarak müdahale etmesi üzerine bu görüş tekrar değerlendirilmiş ve karardan vazgeçilmiştir. O gün Sultanahmet Camii'nin resim sergisi yapılmasına engel olan mimar Kemalettin'in bugün 20 Türk lirasının üzerinde resmi vardır. İşte o zaaftır. Bu iki çarpıcı örnek, İstanbul gibi bir şehri yönetmenin ya da bu şehirde bir ilçede belediye başkanı olmanın sadece teknik bilgi ve beceri değil, aynı zamanda bir ruh gerektirdiğini ortaya koymaktadır. Değerli İstanbullular, bugün Türkiye, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında tarihsel birikimi olan zengin bir ülkedir.
Medeniyetler Beşiği Anadolu'da insanlığın binlerce yıllık birikimi tecrübe yoluyla nesilden nesillere aktarılmış, önemli tıp kurumları açılmıştır. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi'nden Edirne Darüşşifası'na coğrafyamızda adeta bir şifa sanatı doğmuştur. Tıbbi her çözümün modern dönemde bulunabileceği iddiası maalesef modern bir dogmadır. Nitekim Müslümanların tıp konusunda muktesebatları ve geçmişte ortaya koydukları başarılar ortadadır. Aslında medeniyetimizin sıhhat konusundaki yaklaşımı da işin özünü göstermektedir. Bugün hastane olarak, hastahane olarak adlandırdığımız mekanlar için geçmişte şifahane tabiri kullanılmaktadır. Hastalığı değil, şifayı merkeze alan bir anlayış, daha insani bir anlayıştır. Türkiye'de de son yıllarda modern tıp ile birlikte geleneksel tıp anlayışının da gelişimi, desteklenmesi ve kurumsallaşması adına önemli gelişmeler kat edilmiştir. 2012 yılında Sağlık Bakanlığımız bünyesinde geleneksel ve tanımlayıcı tıp daire başkanlığı kurulmuştur. Mevzuat düzenlemesi yapılarak bu alanda uygulama yapan kişilere standartlar ve sınırlamalar getirilmiştir. Üniversitelerimizde merkezler açılmış, tıp fakültelerinde fitoterapi gibi geleneksel tıp eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Sözlerime son verirken, eskilerin Ümmül Bilat, yani beldelerin anası, Bab-ı Ali, Yüce Kapı, Der Saadet, Saadet Kapısı denilen İstanbul'un bir hemşerisi, bir ferdi olmanın bir ayrıcalık ve aynı zamanda bir ruhu yüklenmeyi gerektiren bir vazife olduğuna işaret etmek istiyorum. Bugünkü festivali de bu doğrultuda bir gayret, bir çaba olarak görüyorum. Bu vesileyle bu önemli festivali 20. yılda anlaştıran Zeytinburnu Belediyesi'nin geçmişten bugüne ilk festivali yapan, başta şimdiki Beykoz Belediye Başkanı olan Murat Aydın ve Zeytinburnu'nun Çiçeği Burnu'nda Belediye Başkanı Ömer Arısoy olmak üzere bütün yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor. Festival emeği geçen herkesi ve Zeytinburnu'nun kıymetli sakinlerini muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.